Bildiriyor aslında belli bir çaba, emek verildiği için arkadaşları biraz, yani ondan dolayı kutlarım. İyi, yani çok önemli noktalara değinilmiş ama tabii sorun bütün Alevileri kapsayıcı olmayınca bir ayağı eksik kalan bir bildirge olarak görüyorum. Çünkü yani bir toplum mühendisliği yaparak Alevileri tanımlayamayız. Eğer biz yol bir, sürek bin bir diyorsak, o zaman bu süreklerin hepsini kapsayan bir tanımlama yapmak durumundayız. Bu bildirgede sanki işte Aleviliği İslam dışı gören anlayış egemen durumda bulunuyor. Ben de belki böyle düşünüyorum ama kapsayıcı olması açısından, çünkü Alevi deyimini ben sadece işte belli bir bu arkadaşların yaptığı tanımı tanım olarak görmüyorum. Bir genel bir şemsiye olarak görüyorum ve mesela o bildirgede çok iyi tanımlamalar yapılmasına rağmen Kürt Aleviliği üzerine bir değerlendirme yok. Çünkü bildirgede şu söyleniyor: biz işte dinler şeyler üstü, ırklar üstü bir inanç. Bütün inançlar ırklar üstüdür, evrenseldir ama şimdi biz yollardan, süreklerden bahsediyorsak, süreklerin bir tanesi de Kürt Aleviliğidir. O Kürt Aleviliği süreğine değinilmemiş. İkincisi, yine süreklerden sadece bir tanesi olan Bektaşilik, Aleviliğin tümünü kapsayıcı bir tanımmış gibi orada kurnaz bir şekilde Alevi Bektaşi deyimiyle aslında anlattıkları Bektaşiliktir. Yani biz ocak sistemine göre örgütlenmiş Reyahak Aleviliği orada kendini dile getirmemiş o bildirgede. Yani o genel olarak sanki bir Türk Aleviliği, Bektaşi kökenli bir Türk Aleviliğini arkadaşlar tarif etmeye çalışmış. Birincisi bu yanlış. Çünkü ben Alevi Bektaşi terimine karşıyım birincisi. Bektaşilik Alevilik içindeki süreklerden bir tanesidir. Ama onun yanında Reyahak süreyi var. Yine Kürdistan'ın başka bölgelerinde Ali Haklar, Ali İlahiciler, Kakayiler, Yaresan Kürtleri var. Bütün bunlar Alevi süreklerinden sayıyorum ben. Bu açıdan da tanım eksiktir, o arkadaşların yaptığı tanım. Ve bir de çok geniş bir kesimi kapsaması gereken, çok geniş aydınların, Alevi aydınlarının imzalarını alması gereken 20 tane aydının imzasıyla ve birkaç kurumun imzası kaldı ki orada imzacı gibi gösterilen kurumların birçoğu da açıklama yaparak bu bildirgeye katılmadıklarını açıkladılar. Yani bu açıdan bildirgeyi eksik buluyorum. Ben bildirgeyi hazırlayan arkadaşları da tanıyorum bir kısmını. Onlarla ilişkim de oldu. Yani benim şahıs olarak önüme gelseydi belki ben de imzalardım ama bu itirazlarımı da dile getirirdim. Yani benim gibi birçok Alevi aydını var ve bu insanlar, belki onlara ulaşılsaydı belki daha kapsayıcı bir bildirge çıkabilirdi. Ben Kürdistan'da, Avrupa'da örgütlü bütün Alevi kurumlarının ve Alevi şahsiyetlerinin, bir de Alevi ocaklarının temsilcilerinin, çünkü bizim Aleviliğimiz ocak sistemli bir Alevilik, Bektaşilik ise farklı bir Alevilik. Arap Aleviliği çok farklı, Balkan Aleviliği daha farklı. Yani bütün bunları, biz bunu tartışmalıyız. Yani bütün bunlar bir Alevi ortak şemsiyesinde bir araya gelir mi, ya da hangileri gelmelidir? Hangileri Alevi tanımı içinde olmayabilir? Mesela bir Arap Aleviliği kendini İslam olarak zaten baştan tarif ediyor. Bektaşiler, bir büyük kesimi yine öyle kendini İslam içinde görüyor. Reyahak Aleviliği kendini özgün bir inanç olarak görüyor. Şimdi burada hem Alevilik özgün bir inanç deniyor, hem de Alevilik Bektaşilik olarak lanse ediliyor. Bence handikapı burada yani. Bu bilinçli mi bilinçsiz mi onu bilemem. Böyle bir tercih arkadaşlar. Çünkü Avrupa'da ve Türkiye'deki Alevi örgütlerinin geçmişten beri en büyük handikapı bana göre Alevi-Bektaşi adı altında örgütlenmesidir. Bu bir asimilasyon politikasıdır aslında. Belki bunu yapanlar bu işin aleti olmuyorlar. Belki böyle bir niyetleri yok ama bu Türkiye'de Türk Alevi tezini işleyen bir sürü Alevi aydını tarafından özellikle vurgulanan ve Bektaşi, Hacı Bektaşi serçeşme olarak göstermeye çalışan,
işte Aleviliğin yol olduğunu, işte sadece yoldan gelenlerin olduğunu, ama şimdi Reyhak Aleviliğinde bir de ocaktan gelme var. Yani ocak Aleviliğini dışlayan bir tanımdır bu. Bence oradaki imzacıların bir kısmı da ocakzade olmalarına karşın böyle bir şeyi imzalamış olmak doğru görmüyorum. Ama bir de bir taraftan İslam asimilasyonuna karşı çıkarken öbür taraftan bir etnisitenin asimilasyonu, yani biz ırklar üstüyüz diyerek aslında tek yapılmak istenen Kürt adının geçmemesi için biz işte ırklar üstüyüz, internasyonalistiz. Bunlar doğru terimler değil. Yani Kürt Alevileri de var. Nasıl Arap Alevileri var deniyorsa, Balkan Alevileri var deniyorsa, Kürt Aleviliği diye bir olay da var ve bu da Ocak Aleviliğidir. Bence yapılması gereken, bu tanımı da içine alan, Türkiye'deki ve Avrupa'daki bütün Alevi örgütlerini de ortak bir noktada buluşturan bir tanımdır. Yani bunun dışında tanımlar zorlama olur. İşte İslam içidir, İslam dışıdır, şunun içidir. Kendisini anlatmak lazım. Ben Aleviliği kendi başına özgün bir inanç, bağımsız bir inanç olarak görüyorum. Varoluşa dayanan, orada o var işte. Yani o bildirgede doğru tanımlar var. Varoluşçu olması, işte kendini yaratılış düşüncesinden ayırması, işte doğumdan gelen bir inanç olması, bütün bunları doğru katılıyorum. Ama buna rağmen bir mühendislik yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani toplum mühendisliği doğru değil. Özellikle inanç konusunda, bu çok hassas bir konudur inançlar konusu. Yaşayana bakmak gerekiyor. Yani bugün yaşayan Alevilik neyse toplumda, oradan giderek üzerinde yaratılmak istenen asimilasyon politikalarını o şekilde bertaraf ederek ama özü de koruyarak, yani Alevi Ali'yi seviyorsa da, Hasan'ı, Hüseyin'i seviyorsa da, Kerbala'yı seviyorsa da, bu bir gerçekliktir. Bu gerçekliği görerek ama Aleviliğin özünü de doğru tanımlayarak kendine özgün, zaten baştan dedim, varoluşçu olması kendi başına bütün öbür inançlardan farklı, özellikle semavi dinlerden farklı bir inanç olduğunu, herkes ortak tanımıdır bu. Bu tanım yapılabilir. Bunun ötesinde dediğim gibi Alevi Bektaşi tanımı kesinlikle yanlış bir tanımlamadır. Ben ondan dolayı bu bildirgeyi imzalamam. Eğer bana sunulsaydı böyle bir tanımlamayı ne biz kabul ediyoruz, ne mensubu olduğum FEDA örgütlenmesi kabul ediyor. Bu açıdan bu bildirge eksiktir, hatalıdır ama içerik olarak da doğru şeylere de değinmiştir. Bu kadar söyleyebilirim bu konuda.